Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık versin. Biz de iyi, çok şükürler olsun. Gördüğünüz gibi ben tezgah unumu, ilanımı, suyumu, sucuğumu, yumurtamı, mayamı, sofradan kalan sabahından biraz peynirim var, onu kırıntıladım. Üstüne biraz da çökelik aldım bir dilimde. Şöyle. Kendi yaptığımız çökelik. Kendi ürünümüz. Kendi yaptığım peynir arkadaşlar. Dedim ki rendeleyeyim, hazırlayayım dedim. Sonra dedim arkadaşlarımın karşısında hani bana sordu da bir arkadaş bunun telefonda. Melek Hanım dedi, torbaladın ama dedi. Hiç dedi nasıl şeklini görmedik dedi bu peyniri. Sütten peynir yapmıştım ya, limon tuzuyla arkadaşlar. O peynir ama şöyle bir şey, aynı süt kesiği tadı var. Böyle kaşar peynire benziyor tadı biraz böyle. Güzel, yeniliyor yani. Lezzetli de. Kendin yapıyorsun sonuçta. Güzel yani. Tavsiye ederim. Tabii ki herkesin damak zevkine göre. Güzel yani. Ben beğendim. Onu da şöyle rendeleyeyim hemen. Peynirim tabii burada yumuşadı azıcık. Bir nevi kaşar peynir gibi ama tabi böyle süt kesiği tadı oluyor böyle. Ben de ilk kez yaptığımı söyledim zaten arkadaşlar yaparken de. Doğruyu söylemek gerekirse yani tabi ki denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Ben denemek istedim, merak ettim. Yani hemen böyle dedim, bunları da rendeleyeyim. Sabah beri ne yaptık onu da anlatayım bu arada arkadaşlar. Sabah beri hayvanlarımızı doyurduk. Erken saatte kalktık. Saat 7.30 gibi bahçeye hayvanları götürdük. Şükrüs'te yine. Ben hayvanları bekledim. Şükrüs'te ot biçti. Hep de sizlere ot göstermek istemiyorum. Tabii isterseniz ama gösteririm. Neden göstermeyeyim? Tabii ki ne yaparsak sizlerle paylaşırız zaten. Anlatıyorum da göstermediğim yerlerde. Ondan sonra isterseniz arkadaşlar hani hayvanlarını çek Melek Hanım yaptığın her günkü derseniz gösteririm. Şöyle yumuşadığı için de uhanmaya da başladı. Hemen rendemi de alayım burada. Bunları da bende terslik var bugün. Şöyle düştü. Ne yapalım, kazaya ceza olmazmış. Onu da şöylece ezeyim arkadaşlar. Kalanı da güzelce tabağıma alayım onu da. Peynirimizi rendeledik. Bir tabak peynir. Tabii hayvan otlatmadan geldiğimi söyledim. Tabii karnımız acıktı. Şu sadece Melek dedi, sen dedi bir gözleme yapsan dedi, yesek. Olmaz mı dedi. Olur dedim ben de, neden olmasın Şükrü. Olur. Peynirimi de elimde ezeceğim. Şöyle ufalayacağım. Hemen şuraya suyumu, unumu şöyle çok yapmayacağım arkadaşlar. İki kişi. Allah bereketlidir böyle şey. Nasip olanı gene de olur tabii ki. Öyle değil mi Şükrü? Doğru söylüyor. Şöyle tuzumu da attım. Azıcık yine şuradan da şu rendemi alayım. Şöyle elimi bir yere sürmeden rendem şöyle dursun. Masanın kenarına koyayım diyeyim. Gitti. Ne yapayım şimdi değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Azıcık da maya atacağım. Maya atınca yumuşak oluyor arkadaşlar. Gözleme. Lezzetli oluyor. Midye taş gibi oturmuyor. Satı yapan da arkadaşlar vardır. Şöyle çok değil. Yarısını. Onu da şöyle karıştırayım. Mayalanmayacak zaten. Ben hemen aşmaya başlayacağım bunu. Ölçülü değil. Göz kararı. Adamcağız yoruldu. Çalıştı sabah beri. Azıcık da şöyle
Gözleme falan yesin değil mi? Yanında da bir soğuk ayran. Olmaz mı şurada? Olur. Olmadı ne güzel oldu acıktık ya. Tabii. Senin gözlemen güzel oldu. Evet. Yumurtalar tıkır tıkır ediyor ya. Durmayacağız mı diyorlar yoksa? Aynı hot kafa gibi bu da. Hot kafa mı yaparsınız hadi ikisi de? Hot kafa da gık gık diyor ama gül falan oldu da yok. Ben ne aklım ölmedi tavuğu. Bayağıdan beri gık gık diyor arkadaşlar. Azıcık daha un alacağım ben buna. Şöyle. Çok da sert yapmayacağım. Çok da yumuşak yapmayacağım. Gözleme olduğu gibi olduğu için taş gibi de olmasın hamurumuz. Yumuşak olsun. Şurada yumurtada kaldı. Tıkırtı yapıyor rahatsızlık oluyor diye. Vallahi ya tıkır tıkırtı. Şimdi elimi bırakacak bu kendisi. Şimdi yapışıyor mu? Ben hamurumu yoğurmaya devam edeyim arkadaşlar. Bezelerimi de yapmaya başladım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Neler yapmaya başladın Melek Hanım? Bezelerimi. Beze. Beze. Beze mi diyor? Evet. Ha. Beze denir bunlara şükür. Tamam. Evet. Şöyle. Çok da büyük yapmıyorum arkadaşlar. Biraz yukarı açtığım hamurdan küçük olsun. Şöyle kibar kibar. Midemize dokunmayacak şekilde. Hem mi Şükrü? Doğru söylüyorsun. He? Doğru. Şükrü sonra demezse bana Melek hamurlar da kalınmışım. He? Gülüyor. Lokum gibi ver. Şuna evet. Bunlar da nasıl güzel açılır. Sen o şeyi kapatsana şurayı. Müzik çaların var ya senin. Müzik çalar ha. Ondan geliyor ses. Uf uf ediyor arada. Yok telefondur o. Öyle mi? Evet. Yine patırtı geliyor. Şöyle bezelerim de arkadaşlar. Yaptım. Mis gibi yuvarladım onları. Çıkan bezelerim yoğurdu. Göz kararı. 12. 13-14 tane hamurumuz çıkmış yoğurdu. Tamam. Bunları da temiz bir paçada şöyle koyayım. Ayağın tellik ki Şükrü. Yerlere basma. Sonra karnım ağrıyor diyorsun. Melek diyor benim yanlarım ağrıyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Maalesef kuru yere basmaktan ağrımış. Kuru yere. Basma diyorum sana. Merhaba arkadaşlar. Benim hamurum, ilk hamurum yapıştı. Melek Hanım yapıştı da. İlk hamurum yapıştı. Yapacak bir şey yok. Yapışsın. Allah'ın izniyle. Melek Hanım saçım hanımla yapacaksın. Hanımla bari sucuklu yap ya. Güneşten şuraya düşür. Sen ilk önce hangi istiyorsun? Sucuklu. Tamam sorun yok. Melek. Efendim. Boylu. Öte gezdi, beri gezdi. Kerem Usta bunu da komşumuz arkadaşlar. Ben video diyorum Kerem Usta bu. Tamam, sen biliyorsun ya. He, söyledim ben sana. Bugün ben hayvan otlatmadan gelirken bunu hayvanlar da bahçeden çıkmış. Eve geliyorlar. Yolda çatıştık. Bizim hatta bizim Ceylan da buna inane emmeye kalkıştı. Annesi sandı da. Kerem Usta mıydım? Bahçeye geri götürmedim. Adını söylemiyor. Adı Zarife Hanım. Ama biz Genamuslu'nun olduğu için köyü Genamuslu ana köyü. Adını söylesen bilmezler. Şey. Anam gibi adını bilmezler. Doğru. Götürme Genamuslu'ya dedim. Kızım dedi. Orası serin dedi. Biraz daha yayılsınlar dedi. Düvesi de biraz benim ineğim gibi. Artık ben daha ineğime hoyrat demiyorum da. Biraz yaramaz. Hayvan telden tele. Nereden girdiyse bizim bahçeden, o bahçeden, bu bahçeden yolu buldu. Bunu anlatıyor şimdi. Yoruldu bugün kadıncağız da. Ama yoruldun sen. Sadece sen gelme yukarı diyeyim. Düve geldi yukarı diyeyim sen anlamadın.
Duydum. Duydun ben dediğimi? Duydum da sana geldim dolaştım. He. Drejden'den anca gelebilirim. Yoruldum ya melek. Öldürdüler ya beni. Isıcaktı da ama genel usta mı? Çok ısıcaktı bugün. Burası ferah bizim talıyı ben. Bu otu bu. Yasadı kızım. Yasadı ne olacak ben bilmiyorum. Biş diyorlar başında da karla. Yüksek, yüksek otu diye mahyem ya. Yemiyor da. Yemiyor yemiyor. Ben şeyi bizimkileri dere ağzına soktum. Serhat amcamın yerine. Oranın otu da çok yüksek. Yüzüne bakmadılar. Ha. Bir de bu çeter ağzında ot biçiyordu Şükrü. Onun yanına gittik yukarı. Onun yanında din yediler. Ha, şöyle ısıcak yine yakın da iyi bir tane. İnşallah da yanmaz. Ateşimiz bize az kaldı yandı da. Kenara koyduk. Şurada değil mi? Melek de bir gözleme yap da yiyelim dedi bugün. Yoruldun sen de değil mi? Yoruldu da. Şimdi ısıcak sen şimdi nereye gidiyorsun? Otu topladığımı da zamanı ben biraz. Orada ot biçtiniz mi siz? Değil neyse de en başında bizim evlerin yerinde. He. İyi biçti Yılmaz'ın diyor. Daha da onu topladığım zamanla biraz nademene harmanla indirdim diye. Aşağıya. He. Yanı yan yanı. Şey neydi dedim. Şunu karıştırma şeyim benim. Şunu değil Melek niye panik yapıyor? Yanmadı diyor. Yanmamış gerçekten de. Güzel pişmiş. İş diye. Bir gitsen tırpanmam dün de. Ama tırpanmam zor olur. Genel Mustafa tırpanmam zor olur ki. Kimse istemedin gülüm. Hiç kimse. Ama şimdi herkesin işi var Genel Mustafa. Şu an. İşi olan olmayan da gelmiyor. Boş versin. Biz biliyorduk herkesin işte zamanında. O eskiden de öyle. Şimdi yok öyle artık. Olsun şimdi de olsun. Ne olacak artık? Ya, olsa iyi de. Ah benim gücüm etse ben gelirim sana yardıma. Ben yapamayacağım biliyorum ben. Ben yapamayayım. Var bir otu getirmeye. İşte Haruköy'den Yasemin'in. Oğlu götürecek işte. Siz biraz da gelirsiniz aradan tutayım da içeriye. Hemen çok da kolay götüreyim. Aşağı sürtmeyeceğim. Şu da sucuklu istedi. İyi. Sana da sormadım peynirli yaptım ama genel usta sucuğu da yiyebilirsin. Şey etmem, sucuk istemiyorum. İstemiyorum. Bunu sen bana hamurunu mayalandırır mı Melek? Yok hiç mayalan bekletmedim. Oğlum bitti. O da kaynar tutamam ben de gelen Mustafa. Tereyağı istemedi. Yağsız istedi. İçi sade peynir. Sana bir bardak ayran getireyim. Sen işin kullanma. Şuracık durayım da soğusun. Ben de ayran yapayım sana. Sabahına biraz topladım da. Tamam. Az kaldı da onu yapayım diye. Kahve tatlı bir iyi. Selam söyleyelim bizi izleyenlere kızıma da. Ayşe selam kızım diye olsun. İzler de bizi diye. Bana diye söyler diye. Ben de dedim ki. İzliyor ya. Selam olsun buradan de dedim. Ben de selam söyle dedim. Tüm izleyicilerimize selam olsun burada. Bugün Kezban abiye biraz ayıp oldu mu? Yani Mustafa ya. Hüsnü da buradan ne sağlık? Ne dedi canım? Bu da geç geldi. He. Benim de haberim yoktu. Ben şimdi hayvan evden gidince bilmiyorum ki nereden ne geleceğini hani. Geleceğini bilsem gider miydim evden? Hay mübarek be. Bu sucuklu şurada. Sucuklu değil mi bu benim? Evet o senin. Bu peyniri de kendim yaptım ben gene Mustafa. Nasıl yaptın be ya? Bunu. Nasıl yaptın? Limon tuzuyla yaptım. Limon tuzuyla da yaparlarmış da. Heh öyle oldu da. Ama evet. Aynı süt kesiyor gibi oluyor değil mi? Onu, bak onun içinde şimdi. Aha. Ama güzel yine fena değil yani. Güzel güzel. Hep elde sen yaptığın doğal şey her zaman iyidir. Evet. Böyle. Biz de sabah ot pişti bu biraz işte. İyi ot pişti mi? Ya şimdi ot var gibi gözüküyor. Bu şeyler var depelende. Altında ot yok. He bizim ev öyleyse bu dünler. Ot var zaten hiç yok. Bunun maşını boşa. Şey Çinlarlarsa Çinlarsından melek. Bunu bilemem. Dün gördüm ben. Bu da orayı biçmeyecek. Bu da daha işte. Melek de üstünde de ot var gibi ama altı geçmiş böyle. Çivi geçmiş. Altta bir şey yok. Aynen öyle. Ot var gibi gözüküyor. Bakayım altı bomboş. Yani ağzın makineyi sürden dayanıyor. Tadı güzel olmuş mu gene Mustafa? Çok güzel. Yuhası bile ince değil mi? İyi güzel. Kalın değil. Kalın değil. Biz böyle aklımıza gelince bazı yapar yeriz gene Mustafa. Ben işimi yapayım. Boş ver. Hayatın yaşa. Tamam.
hem işimizi yapıyoruz. Hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Hem bahçede çalışıyoruz. Boşluk yok. Devam. Boşluk yok. Yazmış devam. Bayağı da sıcak var ha. Sıcak çok bu. Çok. Bu yanı ferah mı diye. Böyle bu yanı değil. Olsa hiç gitmem. Şekerinden çıkar bak. Sıcağı da çok şey etmek. Burada vurur bura. Ama kıpkırmızı olmuş ha. Şükür demiş. Ama hayvanların peşinde çok yoruldu o. Ben kezban bileğine gitsem yorulmayacaktım. Düve buraya çıkmasa ben inecektim aşağı. Düve yukarı çıkayım. Sağa geri döndüm ben ya. Size beri geçin. Aşağı atladım diyelim. Aradan geçinmeye de değil. Aradan geçinmeye benim boyum da yeter. Ondan sonra oradan atladım aşağı. Aha, tehlikeli çekiyor. Bu şu tarafa nasıl geçti? Ben o merakı diyorum. Geçer geçer. O tarafa da bizim tel alçak. Bizim telden toplamıştır. O yüzden geçti. Hoplayacağız zaten hoplaya. Onu yeni mi aldınız siz? İnan danası o. İnan danası değil beni. Değil mi? İnan danasının kışın hasta oldu da kesti diyor. He, o ki oradan. Bunu da anası vermiş Şerifiye. He. Al kızım demiş, satıya var demiş, sana al. Demiş, o da demiş. Şimdi iyi yapma hayvanlar iyi. Hadi böyle kızgın gidecek bize. Tamam gene Mustafa. Tamam. Şimdi gidebilirsin işe. İyi ha. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Afiyet olsun. Selamım. Oturmaya da gel buyur. İnşallah. Yavaşla yavaşla. Yavaşla gel buyur. Her zaman. Allah'tan be. Bir şey olmazsa. Her zaman. Ben size kolan götüreyim çok bile. He. Kolan diyeceğim çocuklar sürecek aşağı. İyi iyi. Bir gene ayarlayacağım. Kolay gelsin sana. Ya da hayırlı işler. Bunu da çökelikli yapayım Şükrü. Şöyle peynirine karışıp. Karışık olsun. Karışık olsun değil mi? Tabii tabii. Çökelik sahte aynı peynir gibi arkadaşlar. İnanın ki. Gene Mustafa'mla da kamerayı durdurduk. Açık da muhabbet ettik bu arada. Bunun kızı falan var İstanbul'da. Gelinleri var, kızları var. Sen de hep izledik diye. Ben de İstanbul'dan yeni geldi o da. Şurada bir 20 gün falan oluyor aşağı yukarı. Aynen. Hemen ileride komşumuz burada. Malzemesi şöyle bol olsun. Değil mi? Olsun. Gözlemeler yapma bak gözlemeci. Gözlemeler beni görüyor. Yanmaz. Abla gözlemeler seni mi görüyor? Sen gözlemeleri mi görüyorsun? Korktu sanki Melek Hanım. Ne? Onlar senden sorumlu. Bakayım. Yok yok. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Tamam. Bir şey yok. Şunu çevirebilirsin bak şuna. Ben sobanın önünü kapattım biraz anladın mı? Haa ben miyim bu? Tamam güzel oldu. Hah iyi oldu şimdi. Değil mi? Aynen. Ama da öyle bir güzel oldu ki. Mis gibi. Bunları bir yerde yiyeceğim şimdi. Yiyebilirsin, tadına bakabilirsin. Yok yiyeceğim. Tadına bakabilirsin. Ben tadına bakayım biraz. Acıktım zaten. Ye ye ye. Ben de şöyle güzel güzel açayım hamurlarımı. Köyde ot mevsimi arkadaşlar. Herkes şu an bahçelerde yani. Sabah erkenden biçenler akşamüstü gidip getiriyor. Biz biçtiğimizi getirdik. Arabanın arkasına doldurdu şu usta. Onları getirdik. Tereyağını getirdim. Buyurun. Nasıl yapacağız bunu? Böyle mi? Dur ben yapayım. Ver bana. Gözlemeler
gözleme, gözlemelerin başına gel. Hemen ben geldim. Belim burada, belim burada. Olmadı. Gözlemeci. Olmadı. Gel. Oo. Kıtır kıtır. Şimdi bir daha çevireyim. Oo. Şöyle. Tereyağı da sil şöyle. Değil mi? Şöyle nasıl istersen öyle yap. Burası sana ait. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. Bak bu pişmiş. Bu tarzı pişmiş. Hı. Süreyim tereyağı. Az bir şey sür böyle. Hı. Tereyağı olan yer şey güzel oldu. Şöyle. Hı. Biraz böyle damlasam bunu. Öyle olsa sadece olmaz. Üstünde dursun. Yeter o kadar. Çok ucu 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 olmasın. Tamam mı? Tamam. Al. Kepçeni al eliye. Tamam. Tamam. Kepçeni al eliye. Bak biz dedik az yapalım. Kendimize kadar. Kısmet. Ama böyle işler bereketlidir arkadaşlar. Ben aç hamur yoğurmaya niyetlendim. Yine de nasibi olana nasibi buluyor. Bunu böyle Melek Hanım yapacağım böyle. Hep yiyeceğim böyle çatı çatı. Nasıl, nasıl olmuş? Nasıl çok olmuş? Güzel. Tadı güzel olmuş. Çok da şuraya güvenemeyeyim bile arkadaşlar işte. Hani aha işte bak pişmiş. Heh. Bunu da alabilirsin şuraya. O da göremiyor ya o. Şunu da. Yine de yani yanmasın. Yani benim anladığım. Buyurun arkadaşlar. Evet. Allah güzel. Şöyle. Şimdi yumurtalarımı yıkadım arkadaşlar dışına. Güzelce. Hemen. Ne yumurtalı mı yaptı? Dedim ya sana çeşit çeşit dedim gözlemeler yapacağım bugün Şükrü. Demedim böyle. Çalıştı, çok çalıştı bugün. Zaten kaç günden beri çalışıyor da. Yumurtanın üstünü de peynire döktü yine. Hiç elleme tabii sen. Hiç elleme, hiç elleme, hiç elleme. Sen rahat ol. Hamurun inceliği falan nasıl? Çok kaliteli. Güzel. Çok güzel. Kaliteli. Tamam. Sorun yok. Sağ ol. Şöyle elimi de dökeyim. Ağzım var ya un gibi dağılıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkada gözleme yiyeceğim dese Melek Hanım yanına geleceksin. Yaparım. Yapar. Evet. Hemen hamuru yoğuracağım. Peynir dersen var, çökelik dersen var, yumurta var. Allah'a çok şükür olsun. Hepsi var. Zahmeti var ama yemesi de zevkli değil mi? Çok güzel, kulu kulu. Melek dedi, ben de ateşi yakarım, sacı filan dedi, koyarım buraya dedi. Sen hiç rahat ol dedi. Ben hiç ateş ellemedim arkadaşlar, sacı ellemedim. Şimdi usta getirdi, ben koydu ben oraya. Yani Allah razı olsun. Tamam da. Senin sayende karnım doyuyor. Senin sayende ben senin sayende de benim karnım doyuyor canım benim. Her Allah karnım doyuyor sana bunu ben. Karnım doyuyor mu ya? Doymaz tabi. Şöyle. Uyumasam da kızdan. Hemen şöyle. Şimdi böyle yapmak zorundayım yani. Hmm. Bunun içine azıcık şöyle çökeliyle peynir karışımını ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bol olsun. Vitaminli olsun. Ne yap? Sen de bunu yap. Yapmadın mı daha? Daha yap. İki tane yaptım işte. Hı. Evet. Hayır yapmadık ya. İki tane yaptım. Bunu da çocuğunu sevmiyor çünkü. Olsun. Olsun.
Şey o onu iterken böyle kapıp parçalama yani. Şöyle nazik davran, kibar davran. Tamam. Böyle böyle yapıyorsun yani. Usuculu değil mi? Usuculu evet. Kırma yani demek istediğim. Anladın? Tamam ya oğlum. Korkmayayım. Niye korkayım? Şurada. Korkma. Evet sen yapayım ben yiyeyim. Onu bekle. İyi sen yiyeceksin tabii. Git bir parça sen yiy bari. Oo burada bir sürü var. Yiyeceğiz gene. Ye. Hamurum da bir yumuşadı ki arkadaşlar. Pamuk gibi pamuk. Pamuk gibi yumuşadı hamurum da. Baba şişti. Şişe. Dombili oldu baksana. Sen istediğin kendi yiyeceğin koy tereyağını tamam mı? Tereyağını kendi yiyeceğine sür. Koy öyle ben şey yaparım onu. Sen koy. Kortada çok güzel olmuş. Şöyle peynirli, çökelikli. Benim çökeliğim sahte aynı peynir gibi aslında şöyle yumuşacık oluyor. Sütle yaydığım için yayığımı. Dediğim doğru değil mi? Tamam. Evet. Tamam hiç elleme onu sen. O pişer orada. Tamam. Doğru doğru bir patlattı ya. Patlasın bir şey olmaz. Olsun ne var? Evet. Güzel bir şey olmaz. Aynen. Evet, kırmızı şeyler açtı bayağı. Güzel açıyor, evet. Bayağı doldu burası. Bunu ben olmazsa şunlarla böyle bu tarafa doğru geçeyim şöyle kırmızıyı. Havadan ver. Cama doğru mu? Cama doğru geçeyim mi? Biraz uzasın bakalım bir de. Aa, bunlar da büyüdü ha bayağı bak. Aynen, büyüdüler. Bu yumak mı oluyor? Yumak yumak açıyorlar. Şimdi açacağım bunu. Açacağız tabii. Daha var kesinlikle. Kırmızı çiçeği çok seviyorum ben. Nedense. Çiçekler hepsini seviyorsunuz. Yok yok kırmızı kırmızı. Kırmızı çiçeği bir de kokuyor parfüm gibi. Oo. Şöyle boldur arkadaşlar. Şöyle. Vay harika. Oh. Kınalımız da bu. Allah razı olsun. Evet. Biz kınalıya bakıyoruz. Kınalı da bize bakıyor. Şu katmerini. Kınalı mı? Hadi gözlemini al. Ha. Oh. Heh, nasıl güzel kabarmış o da. Şöyle. Şuna bir bakacak mı? Ura patladı ya. Ondan sonra da benim şey dediğim gibi yapsam patlamayacaktı o. Şöyle. Ateşe bir tane aldın mı istersen? Şu fıstığı. Bunları da boş katmer yapacağım böyle. Az az küçük yine yapacağım şimdi. Tereyağıyla da yağacağım bunları. Atayım mı? Bir tane atsana yok. Bir at. Tane. Fazla yanmasın altı. Pat pat geliyor şurada. Kapatma gidiyor. Sonuncu hamurumu da açayım arkadaşlar. İşte hazırlamadım. Ben böyle sade seviyorum. Hemen şöyle çok kurutmadan sadece üstünde pişireceğim. Aynı yufa açarken de böyle yapıp yerdik yani yufa ekmek. Onun gibi. Şöyle gözlemelerimi alayım. Nar gibi kızardılar. Mister gibi oldular. Sonucu gözlememiş. Yok ama da atayım ateşe. Şu usta çok sağ olsun.
bana yardımcı olmaya çalışıyor. Adam yapamam demiyor. Bu da güzel bir şey değil mi arkadaşlar böyle? Şöyle kurutmadan yapamam. Şuraya. Şöyle gördüğünüz gibi gözlemelerimiz hazır. Aç şunları da düşüreyim şurada. Evet arkadaşlar, ben sobanın başından kaçtım, bu tarafa piştim çünkü. Gözlemelerimiz yaklaştı. Şöyle kamerayı istersen. Şöyle yağsızlar da var içinde. Tereyağıyla yağladığımız da var. Şöyle maydanozumuzu da aldık. Yanına domates salatalısı da kıyacağız. Ayran da yapacağız. Şurası diyelim, biz bunu videoya götüreceğiz diye bildiğimiz kadarıyla. Çok şükürler olsun. Şurası sana istediği oldu. Allah razı olsun. Sesin kesildi. Gözlemi yedin. Yedim. Allah razı olsun, yedim ya. Senden de Allah razı olsun. Eline sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ondan sonra arkadaşlar, bizlere afiyet olsun. Sizlere Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.